Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün de sizlere yine başka bir sorusuyla geliyorum. Biz diyor ki, benim sorum şu: 100 yıl sonra nasıl bir dünya olacak? Türkiye'nin gücü ne olur? Ya da var olur mu? 3. Dünya Savaşı olur mu? Ya da Avrupa'da savaş çıkar mı demiş. Şimdi ben bu soruya Nasreddin Hoca'nın bir fıkrasıyla başlayayım istiyorsanız. Nasreddin Hoca'ya birisi telaşla gelmiş, demiş ki, Hocam demiş, gördün mü demiş biraz evvel demiş gideni? Ne gideni demiş, kim gitti filan? Demiş ki, ya bir tepsi baklava gidiyordu, gördün mü? Lan süperdi, harika baklava falan. Ulan demiş, bana ne? Demiş ki adam, ya hocam bana ne diyorsun da baklava demiş senin evine gidiyordu. Ulan sana ne demiş, gerizekalı demiş. Şimdi burada Nasreddin Hoca çok güzel bir şekilde bana ne'nin ve sana ne'nin hangi ortamlarda kullanılacağını gayet güzel bir şekilde göstermiş oluyor. Bizler makro düşünsek de mikro hareket etmek zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla 100 yıl sonra dünyanın ne halde olacağı bizim daha ahlaklı veya daha namuslu olabilmemiz bağlamında herhangi bir korelasyona sahip değil. Yani biz 100 yıl sonra ne olacağını düşünürsek bu bizi daha iyi bir insan yapmaz. Şimdi daha kötü bir insan da yapmaz diyeniniz çıkabilir ama aslında doğru değil şöyle. Bu işte daha iyi şeyler yapamadığınız için aslında sizi zaman bakımından daha kötü bir insan yapar. Bu bağlamda yani eğer işiniz bunlar değilse böyle şeylerle uğraşmamak, böyle şeylerle vakit kaybetmemek lazım. Cevabını duymak istemediğiniz soruları sormayın mealinde bir ayet var Kur'an'da. Ben bunları da o kategoriye sokuyorum. Yani bunlar boş beleş işler. Öyle 100 yıl sonra ne olacakmış, 500 yıl sonra ne olacakmış falan filan. Bunlar geyik arkadaşlar. 100 yıl evvel nasılmış falan tartışsak daha güzel olur yani. Çünkü en azından tarihsel bir veri sağlar bize ama 100 yıl sonrası boş iş abicim. Ama ben arkadaşın bunları böyle boş geyik anlamında değil de böyle uluslararası ilişkiler çalışan birisi olarak sorduğunu varsayarak cevaplayacağım. Çünkü uluslararası ilişkilerde böyle beyin fırtınaları yapılır. 100 yıl sonra ne olur? Dünya savaşı çıkar mı falan filan gibi. Tabii bunların arasında 3. Dünya Savaşı daha fazla konulan bir şey ve bizim hayatımızda görme ihtimalimiz olan bir şey. Yakın gelecek için söylüyorum. Öyle olunca elbette ki böyle bir ihtimalin varlığından söz edilebilir. Tabii bu bağlamda 100 yıl sonra ne olacak, Türkiye ne olacak falan gibi şeyleri ben zaten bir ara konuştum. Maalesef çok beğenilen videolarımdan biri değil ama çok izlenilen videolarımdan bir tanesi. Yani Türkiye'nin ben bundan sonraki 50 yıl içinde varlığını aynen bugünkü gibi sürdüremeyeceği iddiasındayım. Bence küçülerek diğer Orta Doğu devletleri gibi yoluna devam edecektir. Türkiye'nin belli bir bölümü Avrupa'ya kanalize olacaktır. Batısı ve İstanbul bölümü. Türkiye'nin belli bir bölümü Afganistan, Pakistan tarafına kanalize olacak ve hayatlarını öyle devam edeceklerdir. Bu İç Anadolu bölümü. Türkiye'nin belli bir bölümü de bir terör devleti olarak ama İsrail ve Amerika tarafından destek gören bir terör devleti olarak hayatına devam edecek. Bunlar da Kürdistan oluyor. Tabii böyle iri ufaklı küçük Arap devletleri ya da Laz devletleri falan filan da bu bağlamda kurulabilir özellik olarak. Bu sonuca nereden vardığımı ilgili videomdan görebilirsiniz. Şimdi 100 yıl sonra nasıl bir dünya olacağını düşündüğümüzde bana göre şöyle dünya modeli çıkıyor. Elbette başka gezegenlere ulaşmış, hatta güneş sisteminin içinde artık kalabalık hale gelmiş koloniler kurmuş olan insanlığın oluşacağını düşünüyorum. Dünya adına bir enerji gereksinimi ortadan kalkacağı için güneş ve rüzgar gibi materyallerle dünyada bir göreceli olarak barış ortamının hüküm süreceğini, tabii buna gelişmiş teknolojinin ve gelişmiş tıp biliminin de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat bunların bütün insanlığın barış içinde yaşaması için yeterli olmayacağını ve başka gezegenlerde hayat olacağı için bu başka gezegenlerdeki insanların hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli materyallerin yine savaş unsuru olacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla insanların bir şekilde yine birbirleriyle mücadele halinde olacaklarını öngörüyorum. Bu bugünkü bildiğimiz toprak üstünlüğü veyahut da petrol üstünlüğü falan değil de sanki daha stratejik başka madenlerin üstünlüğü falan şeklinde olacak gibi duruyor. Ayrıca gelecekte silahlar çok aşırı gelişmiş olacağı için savaşların neredeyse tamamen ortadan kalkması gibi bir durumun artık bir zorunluluk olacağını, dolayısıyla insanların daha başka şekillerde savaşacağını, yani sınırları kapatmakla, ekonomik yaptırımlarla falan savaşların devam edeceğini, aksi takdirde bütün insanlığın yok olmakla karşılaşabileceği durumların yaşanacağını düşünüyorum. Burada zaten Türkiye'nin rolünün olması düşünülemez. Çünkü Türkiye özellikle belli bir kısmı tamamıyla 3. Dünya ülkesi olarak devam edecek. Yani İç Anadolu kesimi eğer ayrılma gerçekleşirse
zaten Afganistan, Pakistan falan ligine dahil olacak. Öyle olunca da diğer devletlerin kendilerine sağladıkları kadar hayat bulabilecekler. Ve gelişmiş ülkelerin Türkiye gibi ülkelere karşı yapabileceği tek şey çok yüksek duvarlar örerek bunlara zombi muamelesi yapmak olacak. Fakat tabii duvarın öbür tarafında aynı bugünkü Gazze'deki gibi insanlar kendi pisliklerin içinde yaşayan domuzlar gibi mutlu olacaklar. Türkiye projeksiyonum bu. Dünya projeksiyonu da bu şekilde. Ama istiyorsanız 3. Dünya Savaşı hakkında da biraz konuşalım. 3. Dünya Savaşı bugün sadece Türkiye'nin bir takım işte gerizekalı, Hamza Yardımcıoğlu veyahut da işte Erol Mütercimler gibi kerameti kendinden menkul 500 tane şey söyleyip 499 tutmayan ama bir tanesi tutunca işte gördün mü ben bunu 5 sene önceden bildim falan gibi aptallarının dilinde olduğu kadar dünyanın gelişmiş bir takım ülkelerindeki araştırma merkezlerinde de önemli bir şekilde konuşuluyor. Amerika, Almanya, İngiltere ülkelerde 3. Dünya Savaşı riski tartışılıyor. Bazıları gizli, bazıları açık olmak üzere. Fakat bu savaşın ne şekilde gelişebileceğine yönelik tartışmalar sadece buralarda değil, aynı zamanda Rusya'da ve Çin'de de yapılıyor. Çin'in gelecek bir 3. Dünya Savaşı'nda tarafların bir tanesi, Amerika'nın da tarafların diğeri olacağı kesin ve muhakkak. Yani Rusya, Avrasya çizgisinde gezinen bazı andavallar var ya Türkiye'de. O andavalların arkasından gidenler büyük sükutu hayale uğrayacaklar. Çünkü Rusya'nın gerçekten de hiçbir gücü yok. Hatta ben Rusya'nın böyle bir savaşta Çin tarafında değil, Amerikan tarafında yer alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Avrasyacı aptallar günün sonunda Amerikancı olacaklar. Aynı bu Marksist, Leninist, Komünist, Ateist falan olup bir zamanlar hatta işçi örgütü, işçi partisi falan diye kendisine isim verip PKK diye kurulup ondan sonra da şimdi Amerikan ve Yahudi kıçı yalamak için diğer devletlerden daha beter böyle toplayıp zıplayan Kürtler gibi olacaklar zamanı geldiğinde o Avrasyacılar. Tabii Çin arkadaşlar başka bir şey. Çin bir kere kalabalık. Çin'de ayrıca teknoloji ve sanayi de gelişmiş durumda. Sadece kopyalayarak, sadece taklit ederek de olsa önemli bir miktarda Batı teknolojisini kendilerine taşıdılar. Çin'de Ar-Ge neredeyse yok. Çin'in dünyaya vermiş olduğu herhangi bir yeni icat yok. Hala yok. Çünkü tekrar söylediğim gibi bu adamlarda bir hür teşebbüs olayı yok. Liberalizm yok. Liberalizm olmadan arkadaşlar hür teşebbüs olmaz. Hür teşebbüs yani kapitalizm olmadan insanların kendilerine mahmur edinme imkanı vermeden yenilik, gelişme, kar getirecek bir takım şeyler olmaz. Ne olur? Batılı iPhone yapar, Çinli onun çakmasını yapar. Batılı wireless router yapar, Çinli onun çakmasını yapar. Batılı PlayStation'da VR cihazı yapar. Gerçi Çinliler onu yapamıyorlar. O biraz karışık çünkü. Ve hatta işte Batılı Xbox yapar, Çinli arkasından bakar. Onu da yapamazlar. Şunlar gelişmiş ürünler. Bunların taklidini yapamıyorlar ama işte bazı şeylerin taklidini yapıyorlar. Ve buradan bütün insanlar da şöyle düşünüyor. Ya gördün mü bak işte günün birinde Çinliler Amerika'ya geçecek falan diyorlar. Ben öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çin'in şu anda yapmış olduğu gemiler, uçaklar, savaş uçakları, harp gemileri bilmem ne falan filan Amerikalıların ya da Fransızların ya da İngilizlerin ya da Hollandalıların çakması, kopyası arkadaşlar. Ve kötü kopyaları. Yani elbette an itibariyle Pasifik'te Çinlilerin Amerikalılardan daha fazla savaş gemisi var. Bu bir gerçek. Şu anda yine an itibariyle Çinlilerin Amerikalılardan Kore bölgesinde daha fazla uçakları var, savaş uçakları var. Ama arkadaşlar mesela yaptıkları savaş uçakları Amerikalılardan fazla olmasına rağmen Amerikalıların yaptığı savaş uçaklarının iki nesil gerisinde. Yani şu anda Çinliler üçüncü nesil savaş uçağı yapabiliyorlar. Çinliler şu anda hala nükleer reaktörle çalışan bir savaş gemisi falan yapmış değiller. Bunlar çok daha zor şeyler. Kopyalanması falan filan çok daha fazla vakit alan şeyler. Kaldı ki bunları yapabilseler bile günün birinde mesela diyelim ki Çinliler 5. nesil bir savaş uçağı yaptılar. Ve mesela stealth teknolojisine yani görünmezlik teknolojisine sahip bir savaş uçağı. Bunun teknolojisinin büyük bir kısmını yine Almanya'dan, Hollanda'dan, Kanada'dan ve hatta Amerika'dan satın almak zorundalar. Çünkü o teknoloji ellerinde yok. Kaldı ki şu anda mesela Amerika 5. nesil savaş uçaklarını bitirdi, 6. nesil savaş uçağı projesini başlattı. Amerika'da ve Batı dünyasında özgür bir düşünce olduğu için insanlar yeni şeyler icat edebiliyorlar. Ama Çin gibi, Kuzey Kore gibi, Rusya gibi yerlerde ki maalesef Türkiye'de buna eklemek lazım.
özgür düşünce olmadığı için arkadaşlar, insanlar herhangi bir şey icat etmeye korkuyorlar. Yeni bir şey söylemeye de korkuyorlar. Öyle olunca da arkadaşlar özgür düşünce engelleniyor ve isteseniz de siz yeni bir şeyi ortaya çıkartamıyorsunuz. Her türlü, her zaman başka bir şeyin kopyasını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu kopyalardan çok daha fazla yapsanız yenisi gibi olmuyor. O bağlamda ben tekrar söyleyeyim. Ne Çin, ne Rusya, ne de bunların yerine geçebilecek üçüncü bir güç, yani Hindistan mesela, Amerika'nın veya İngiltere'nin veya Fransa'nın batı ülkelerindeki bayrağını eline alıp dünyanın liderliğini yapabilecek bir konuma gelemeyecek. Ancak batının ürettiğini kopyalayan veyahut da batının ürettiğini bizzat köle gibi üreten ülkeler olacaklar bunlar. Öyle olunca da arkadaşlar ne dünya için ne başkaları için bir tehdit oluşturamayacaklardır. Ancak kendileri için bir tehdit oluşturacaklardır. İşte koronavirüs olayında gördüğümüz gibi mesela birçok insan şu anda koronavirüsün Çin'in bir takım laboratuvarlarında üretilmiş olabileceğini yüksek ihtimalle doğrulamak üzereler. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Demek ki Çin böyle kimyasal silahlar yapmaya uğraşmış. Biyolojik silahlar üretmeye çalışmış. Ama bakın kendi içinde patlamış. Bu Covid olayından en fazla zarar gören ülke Çin oldu. Ve bundan sonraki Covid'den daha fazla zarar görmemek için mesela Çin'e karşı diğer ülkeler bundan sonra daha tetikli olacaklar. Ve bu Çin'in gelecekteki ticaretini de etkileyecek. Şimdi işte böyle gizli şeyler yapıp böyle aptal aptal işlerin içine girerseniz arkadaşlar elinizde patlar. Çin eğer atom bombası yapmaya kalkarsa bu da elinde patlar. Biyolojik silah yapmaya kalkarsa bu da elinde patlar. Yeni bir teknolojiyle yeni bir gemi falan yapmaya kalkarsa o da elinde patlayacaktır. Ben bu bağlamda 3. Dünya Savaşı'nda Çin'in Amerika karşısında ciddi bir şansının falan olabileceğini düşünmüyorum. Elbette küçük çaplı çatışmalar falan filan yaşanabilir özellikle Pasifik'te ama bunların çok ileriye gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Çin ekonomisi de zaten Türkiye ekonomisinden hatta Avrupa'nın ekonomisinden daha fazla Amerikan ekonomisine bağlı. Yani Çin Amerikan ekonomisinin liderliğini dünyada kaybetmesini istemez. Çünkü kendi ekonomisi de taban tabana Amerikan ekonomisine bağlı. Öyle olunca da ben 3. Dünya Savaşı çığırtlanlarını falan ancak aptalca bir mastürbasyon oluyor. Kusura bakmayın. 3. Dünya Savaşı çıkacak diyen adamlara bakın zaten Türkiye'de. Bunların hepsinin işte Emre Uslu gibi, Meral Tercimler ya da Hamza Bilme gibi işte gerizekalı adamlar olduğu, yani IQ'su 80'in üzerinde adamlar bunu tartışmıyorlar. Demek ki böyle bir şeyin olabilmesi düşük ihtimal. Amerika'daki think tankler bunu tartışıyorlar ama bunu Amerika'nın gücünü hiçbir şekilde elinden bırakmaması gerektiği düşüncesiyle yapıyorlar. Kendilerince doğru yapıyorlar ama bence onlar da saçma bir tartışmanın içindeler. Tekrar en başta söylediğimi sonda söyleyeyim. Bizim böyle şeylerle uğraşmamız bence komik ve saçma. Biz daha düzgün nasıl bir insan oluruz, daha ahlaklı ve namuslu, şerefli nasıl yaşarız, bunlara odaklanmamız lazım. Olmayacak olan şeylere değil, göremeyecek olan şeylere değil, bizim ta belki 500 yıl sonra yaşayacağımız şeylere değil, hemen yarın veyahut da hemen bu akşam ne yapmamız gerektiği konusunda daha fazla akıl yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Lütfen bu videoyu da sağda solda paylaşalım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın ha sakın unutmayın. Bak böyle izleyip izleyip gidiyorsunuz. Kimse beğenmiyor. Çok zoruma gidiyor. Ve arkadaşlar kanalın abone sayısının artması için yardımcı olalım. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.